Hain darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz yurt dışına kaçınca MİT ajanı olduğu iddiaları ortaya atılmış. O iddiayı desteklemesi için de bir takım belgeler sosyal medyada paylaşılmıştı. Terör örgütünün yakalanan mahrem imamı düzmece belgeyi bizzat hazırladığını itiraf etti. Kod adı Timsah, görevi ajan, sis perdesi aralandı. Adil Öksüz'ü MİT ajanı olarak gösteren düzmece belgenin arka planı ortaya çıktı. Darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, serbest bırakılınca yurt dışına kaçmıştı Adil Öksüz. Sonrasındaysa MİT ajanı olduğu iddiaları yayılmıştı sosyal medyada. Olayı aydınlatan, yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri oldu. 15 Temmuz'dan hemen sonra MİT içinden angaje belgesi örneği sızdırdıklarını anlattı Mahrem İmam. Üzerindeki ismi ve fotoğrafı değiştirerek sahte belgeyi bizzat hazırladığını itiraf etti. Ardından da bu belgenin örgütün yönettiği Twitter hesabından paylaşıldığını söyledi. Hazırlanan sahte belgede teşkilata 2014 yılında girdiği belirtilen Öksüz'ün görev alanına ise paralel örgütle mücadele yazılması dikkat çekti.